Tonguç, 6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazıya hazır mıyız evladım? Oh be! Aynen, süper. MEP kazanımlarına uygun bir şekilde, okul müfredatına uygun bir şekilde sana süper bir yazı hazırladık. Sorular ama nerede hocam? Hemen geliyor, merak etme. Ama öncesinde 2. dönem 1. yazılı konularını sana bir göstereyim dedim. Onları bir hemen ufak bir fragman yapalım. Sonrasında zaten efsane sorularımız geliyor. Gerçekten efsane derken kazık mı? Hayır, kaliteli ve gerçekten sınavda çıkabilecek tarzı sorular geliyor. Ama öncesinde ufak bir hani flashback derler ya, böyle hatırlama yapalım. Her şeyi, bildiklerimizi bir hatırlayalım. Kafamızın üstteki tozları silelim. Sınavda çıkacak olanlar, ondalık gösterim, oran, cebirsel ifadeler, veri toplama analizi ve açılar konusundan çıkacak. Üçgenlere kadar girmeyeceksiniz. Bazı okullarda girmiş olabilir ama müfredata göre üçgenlerden soru gelmesi beklenmiyor. Ama buraya kadar geleceksiniz. Ondalık gösterim zaten gördüğümüz bir şeydi. Ondalık gösterimi ne yapıyorduk Tunguç'um? Paydayı 10 ve onun kuvvetleri şeklinde yazdığımız zaman ondalık olarak gösteriyorduk. Mesela 1 bölü 2'yi ben 5 ile genişlettiğim zaman 5 bölü 10 olur. 5 bölü 10 da 0 tam 10'da 5 olur. Bu 10'da 1'ler basamağıydı. Dolayısıyla 10'da 1'ler basamağında 5 var deriz. Veya işte ben bunu 25 ile genişlettiğim zaman paydası 100 olur. 25 bölü 100'den de 10'da 1'ler %1'lerden %25 şeklinde yazabiliriz. Sıfırın yanına virgüller koy, sıfırın yanına virgül koyarak veya sayıların yanına virgül koyarak mesela 41 tam %25. Bak, 10'da 1'ler %1'ler ya. Ben bunu nasıl açıyorum Tonguç'um? Normalde bildiğim çözümleme vardı. Bunları ondalık gösterimlerde şöyle yapıyorum. Bu 10'lar basamağı 4 çarpı 10. Bu 1'ler basamağı 1 çarpı 1. Hatta 1 çarpı 1 de yazabilirsin buraya. Bu 10'da 1'ler basamağı 2 çarpı 10'da 1. Bu %1'ler basamağı 5 çarpı %1 şeklinde yazabiliyoruz Tonguç'um. Tabii araların hepsini de artı koyarak bu çözümlenmiş ifadeleri topluyoruz. Şimdi ondalık gösterimlerde bir de şunları öğrenmiştik Tonguç'um. Yuvarlama dediğimiz şey öğrenmiştik. Mesela 41 tam %25'i. Onda birler basamağına yuvarlarsak buradaki sayıya bakıyoruz. Onda birler sağındaki sayıya bakıyoruz Tonguç'um. Onda birlerin sağındaki sayı 5 ve 5'in üstünde sayılarsa bu sayı 1 artıyordu. O zaman bu ne olacak? 41 tam 10'da 13 olacak. Pardon, 10'da 3 olacak. Yani burası 41,3 haline gelecek. Çünkü 5 ve 5'ten büyük sayılar. Veya birler basamağına yuvarlarsak ne yapıyorduk? Bunun hepsini atmak zorundaydık. Dolayısıyla buradaki sayı 5'ten küçükse çat bu sayı aynen kalıyordu. 41 diye yazabiliyorduk. Bu yuvarlamada da neyi kullanıyorduk Tonguç'um? Kafadan işlem yapmayı rahatlatmak için, daha doğrusu kafadan işlem yapabilmek için aslında yuvarlamayı kullanabiliyorduk. Yuvarlanarak gidiyoruz. Aynen, tebrik ediyorum. Mesela 2,5 çarpı 1,2. Şimdi ben burada ondalık gösterimlerde çarpmada şunu yapmam gerekiyor Tonguç'um. Normal çarpma yan yana alt alta yazıyorum. Virgülleri hiç önemsemiyorum. Normal çarpıyorum. Sonrasında burada bir tane virgül, burada da bir tane virgül varsa toplamdaki sayıyı iki tane virgül kaydırıyorum. Bunları da birazdan göstereceğim soruların içine zaten. Mesela burada da aynı şekilde bunu bölerken de Tonguç'um ikisini de sayı olarak büyütüyorum, genişletiyorum. Genişlettiğim zaman zaten bir çat diye bölünebiliyor. Onunla ilgili soruda çözeceğiz beraber. Oran dediğimiz şey ise önemli bir kavram. A'nın B'ye oranı Tonguç'um. A'nın B'ye oranı, A'nın B'ye bölümü demek aslında. Aa. Çok basit. Ve bir de oranın iki tane türlüsü var. Birimli oran ve birimsiz oran dediğimiz şey. Birimli oran dediğimiz şey, ikisinin birimleri birbirinden farklıysa bu birimli orana giriyor. İkisinin birimleri birbiriyle aynıysa bunlar birbirini sadeleştiriyor ve birimsiz oran haline geliyor Tonguç. Bu kadar basit oranda ve geldik. İkinci dönem birinci yazılarından cebirsel ifadelere bakıyoruz. Cebirsel ifadelerde bilmemiz gereken şeyler değişkenler. Mesela şu bir cebirsel ifadedir Tonguç'um. Güzel. Burada x, y bunlar değişkenler, bilinmeyenlerdir. Ve bunlar yerine sayılar verebilirim. Mesela x yerine kaç veririm? 7 diyebilirim mesela. Y yerine ne diyebilirim? 100 diyebilirim mesela. Bunlar değişken. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz bunları. Adamlar bize verecekler ve ben bunları yerine bu koyacağım. Bu adamlar kim hocam? Bu adamları bize gösterir misiniz? Evlen ne diyorsun evladım? Öğretmenlerimiz, ondan sonra soruları hazırlayan hocalarımız, bunların hepsi. Pardon. Saçmalama herkes. Benzer terimler dediğimiz şey ise Tonguç'um aslında toplanabilecek terimler. Mesela burada 3x var, 5y var, 2 var ve 2x. Bunlar terim olarak adlandırılıyor. Çünkü her artı ve eksi arasındaki ifadeye biz terim diyoruz. Ve bunların benzer olanları 3x ve 2x Tonguç. Bu kadar basit. Çünkü birbirleriyle aynı şeyleri bak. 3 elma ile 2 elma gibi düşünebilirsin. Ama 5y ile 3x birbirine benzer değil. Çünkü burada y var, burada x var. Burada 2, burada 5y var. Burada y var, burada hiçbir sayı yok. Hiçbir bilinmeyen yok gibi düşünebilirsin. Bir de sabit terim var.
Sabit terimse bu x ve y olmayan terim, mesela buradaki sabit terimin 2 olduğunu çatanak diye söyleyebiliriz. Benzer terimlerde şunu bilmemiz gerekiyor. Benzer terimler birbirleriyle toplanabilir veya çıkartılabilir. Bu da çok önemli. 3x artı 2x ne der? 3 artı 2 ne der? Teşekkür ederim. 5. Ne diyorsun? Ne teşekkür ederim? 5x. O zaman buna da 5x diyebiliriz. Mesela bir, bir sayının 2 katının 3 fazlasını gösterirken ne yapıyoruz? Bir sayıya x diyoruz. X'in 2 katı 2x oluyor. 3 fazlası da 2x artı 3 oluyor. Dolayısıyla mesela bir sayının 5 katı dersem ne diyeceğim? 5x. Bir sayının 7 katı dersem 7x diyeceğim. Bir sayının 7 katının 10 eksi dersem 7x eksi 10 diyeceğim gibi, böyle şeyleri aklımıza getirebilmemiz gerekiyor. Geldik bir de sütun grafiğine. Sütun grafiğinde tabii okuma da çok önemli Doğuç'um. Sütun grafiğinde farklı durumların verilerini karşılaştırırken iki farklı veriyi farklı sütunlarla gösteriyoruz. Zaten burada çok güzel bir sorumuz var. Birazdan sana fragman olarak göstereyim hatta. Şöyle bir sütun grafiği, hatta soruyu şunlar işte sütun grafiği. Ne kadar güzel soruyu. Ne diyorsun Emre? Ne güzel soru. Ne bileyim hocam, güzel deyince ben de kaldım. Farklı durumların verilerini karşılaştırmak için. Açıklık dediğimiz ve aritmetik ortalama dediğimiz şeyi de bilmemiz gerekiyor. Aritmetik ortalama mesela yazılarımız işte bir tanesinden 90 aldık, bir tanesinden 100 aldık. İkisinin ortalaması nedir dersek, ikisini toplayıp kaç tane yazılı olduk? 2 tane. O zaman 2'ye bölüyoruz ve 95 buluyoruz falan filan. Bu aritmetik ortalama verileri toplayıp verilerin sayısına bölüyorsun. Açıklık dediğimiz şey ise 100 ile 90'ın açıklığı nedir? 100 eksi 90 aradaki fark, yani 10'dur diyebiliriz. En büyük veriyle en küçük verinin arasındaki farkı biz yani hatta şöyle yazayım yanına, çat max eksi min açıklıktır aslında. Çok havalı oldu hocam. Tebrik ediyorum seni. Peki tümler ve bütünler açılara kavramına bakarsak, tümler dediğimiz şey birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardır. Pardon, birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır. Bütünler de 180 dereceye tamamlardır. Bunu şundan aklına tutabilirsin. Bak, tüm daha kısa, bütün daha uzun. Bütün o yüzden 180, tümse 90'dır diyebilirsin. Daha azdır diyebilirsin. İşte birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar, mesela 40 ve 50 tümler açılardır. Hop. 120 ile 60 bütünler açılardır. Çünkü birbirini 180 dereceye tamamlar. Ters açılar dediğimiz şey ise Tonguç'um, birbirleriyle böyle çapraz şekilde duran, mesela şurası 60 ise şurası 60'tır. Burası 120 ise burası 120'dir. Birbirleriyle çapraz şekilde duran ve karşı karşıya bulunan açıları biz ters açılar diyoruz. Bir de eş açı var. Eş açı çizme dediğimiz şey de sınava çıkabilir. Eş açı dediğimiz şey ise bir taktiği var. Birazdan göstereceğim sana soruların içinde. Birbirleriyle aynı açı ölçüsüne sahip açılardır diyoruz. Evet, geldik sınavımıza. Artık sınavımıza başlayıp mükemmel bir şekilde. Heyecan fırtınası başlıyor. Hemen başlayalım. Hocam yazılıda takılırsam size WhatsApp'tan atsam ne bana gönderir misiniz? Ne diyorsun evladım, saçma ama yazıda takılmayacaksın. Bunları dinleyince zaten mükemmel bir şekilde. Bak, burada her konudan mükemmel sorular yazalım sana. Ve sınavda tam çıkabilecek gibi. Dolayısıyla beni anlarsan sınavda %100 başarılı olacaksın diyorum. İnşallah hocam. Tabii bunların daha fazlasının hepsi, yani sınıf anahtarı sisteminde, tonguçakademi.com'daki sınıf anahtarı sisteminde daha detaylı, daha da uzun, daha iki tane yazılı videosu daha var. Onları da mutlaka izle, sınıf anahtarı sistemin varsa. 0, 1, 4, 5 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan demiş. Birden büyük en küçük ondalık sayıyı bir onda birler basamağına yuvarlayın demiş. İlk başta bizim şu rakamları kullanmamız gerekiyor, tamam. Birer kez kullanacağız, tamam. Birden büyük en küçük ondalık sayı demiş. Ondalık sayı yazacağız. Birden büyük demiş. He. O zaman bir yazalım. Virgül yazalım. Virgülü yazdıktan sonra bir şey yazdığım zaman buraya zaten birden büyük oluyor. Biri yazdıktan sonra artık birden büyük olabilir. Tamam. Ondan sonra sıfır yazarım. Sonra dört yazarım. Sonra beş yazarım. Bak, birden büyük oldu. Bir tam binde 45. Zaten birden büyüktür. Eyvallah. Bir de bir kez kullandım bu rakamları. Bu rakamları bir kez kullandım. Hani 5, 5, 5, 4, 4, 4 yazmadım. Tamam, eyvallah. En küçük doğal sayı da bu. Çünkü neden? Eğer ben 1,540 yazsaydım çok daha büyük olurdu. Veya 5,410 yazsaydım daha büyük olurdu gibi. Bunlar birden büyük ama en küçük doğal sayı ise en yakın, bire en yakın sayıdır. Buraya 4'ü, buraya 5'i yazmamın sebebi de ne kadar buradaki basamak küçükse o kadar küçük oluyor sayı. Geldik. Şimdi bunu onda birler basamağına yuvarlayın demiş. Onda birler basamağı neresi Tonguç evladım sence? Onda birler basamağı hocam yani birin olduğu yer. Hayır, birin olduğu yer birler basamağı. Burası onda birler basamağı. Burası yüzde birler. Burası binde birler. Dolayısıyla onda birler basamağını yuvarlayacaksak onda birlerin yanına böyle bir çizgi çizeceğim. Diyeceğim ki bunların hepsini yok edeceğim kardeşim. Burada yok ettiğim zaman, bu yok edebilmek için de şuna bakacağım. Şuradaki sayı, yani şu L gibi bir şey yapıyorum.
şu sayı 5'ten büyük mü Tonguç abi? 5 veya 5'ten büyük mü? 5'ten büyük değil. 5'ten küçük. Dolayısıyla 5'ten küçükse bu sayı olduğu gibi kalıyor. Dolayısıyla değişmeden yuvarlanıyoruz ve şunu iptal ediyoruz artık. 1,0 yazabiliriz. O zaten 1'dir diyebiliriz Tonguç evladım benim. 10 dakika sayı 10 daha 1'ler basamağına yuvarladık. 5'ten küçük en büyük. Yuvarlanarak gidiyoruz. Ya şimdi demiş ki 5'ten küçük en büyük ondalık sayıyı 1'ler basamağına yuvarlarız demiş. Şimdi 5'ten küçük ama en büyük olacak. Şimdi 5'ten küçük olduğuna göre başa 5 yazamam. 5 yazamazsam ne yazabilirim? 1 yazabilirim. 1 yazabilirim. Veya 4 yazabilirim. Şimdi en büyük dediğine göre 4 yazmam daha mantıklı. 4 virgül. Tabii en büyük olabilmesi için buraya 5 gelsin artık. Buraya 1 gelsin. Buraya 0 gelsin. Çünkü en büyük olabilmesi için buraya büyük sayıların gelmesi daha mantıklı. 1 yazarsam mesela 4, 5, 0 desek bu olmaz. Neden? Çünkü en büyük olmuyor. Dolayısıyla şu sayı bizim için 5'ten küçük ama en büyük olabilecek sayı diyebiliriz. Geldik şimdi bunu ondaki sayı 1'ler basamağına yuvarlayacağız demiş. 1'ler basamağı neresi Tonguç evladım benim? Burası. 4. Buraya yuvarlarsak bunun sağındaki her şeyi yok etmem gerekiyor. Sağındaki sayıya bakalım 1'ler basamağı. Bu sayı 5 veya 5'ten büyük mü Tonguç'um? Evet. O zaman diyorum ki bu sayı yani 1'ler basamağı bir tane artar ve burası yok olur diyorum. O yüzden cevabımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz burada da. Birazcık karışık biliyorum ama anlayınca gerçekten matematiğin sihirli dünyasının içinde sihirli bir okul. Aynen. Harry Potter okulu. Sihir okulu. Evet ne diyorsun evladım? Saçmaladım. Harry Potter'ın okulun adı neydi? Hemen söyler misin? Hogwarts. Hogwarts harika. Tonguç'un annesi güzel bir... Bu tür gerçekten sorularda başarılıyım. Bu tür sorularda çok başarılıyım. Tonguç'un annesi kilosu 1,2 lira olan elmadan 6 liralık. Kilosu 2,5 lira olan ayvadan da... Ayvayı yedik eyvah. Evet 12,5 liralık satın almıştır. Buna göre Tonguç'un annesi toplam kaç kilogram meyve almıştır demiş. Ha şimdi... Bir kere burada enteresan bir şey var. 6 liraya 6 TL'lik alışveriş yapıyor... ve bir kilosu da kilogramı da 1,2 TL'ymiş. 1,2 TL kilogramıymış. O zaman ben kaç kilogram aldığımı bulabilmek için normalde ne yapardım? 1,2 TL kilogramı fiyatıysa çarpı kaç kilogram aldıysa sonucuna ne çıkardı? 6 TL çıkardı değil mi? Hani mesela 5 kilogram aldı, 10 kilogram aldı diyelim. 10 kilogram aldı diyelim. 10 çarpı 1,2 12 TL ödemesi gerekiyordu gibi. Ama burada demiş ki kaç kilogram olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyorsak Tonguç'um yapmamız gereken şey 6 TL'yi 1,2 TL'ye bölmek. O zaman ben aslında kaç kilogram aldığını bulabilirim adamın. Daha doğrusu annesinin. O zaman hemen beraber işlemleri seninle beraber yapalım. Şimdi 6'yı 1,2 TL'ye bölerek ben neyi bulurum? Annesinin kaç kilogram elma aldığını bulabilirim. Peki hemen bunu yapalım. 6'yı 1,2 TL'ye bölerken ben şurada basit bir ondalık sayıları bölmede basit bir kural göstereyim. Genişletme kuralı. 10'la genişletirsen bunu. 6 çarpı 10 eder 60. 1,2 çarpı 10 eder 12 eder. Ha, 60 bölü 12 kaç eder evladım? 5. Bravo diyorum sana. O zaman annesi 5 kilogram elma almış diyebiliriz. Şimdi geldik ayvaya. 12,5 TL'lik ayva almış. Kilogramı da 2,5 TL. Hadi aynı şekilde burada onunla genişletelim. 125 bölü 25. 125'i 25'e bölersek. Hatta şurada hemen 2 tane de bölebiliriz. 125, 25. 5 kere 125 çıt çıt çıt. Dolayısıyla bundan da 5 kilogram almış. Gerçekten de annesi maşallah evde ordu besliyor herhalde. 5 artı 5'ten 10 kilogramlık meyve almıştır. Misafir geldi hocam o gün. Evet evet belli zaten. Nasıl misafir geldiyse akın etmiş. Evet bir çiçekçide kırmızı, beyaz ve pembe güller bulunmaktadır. Sen en fazla hangi renk gülü seviyorsun Tonguç evladım? Hocam bana kırmızı gül yakışıyor diyorlar ama ben daha çok sarı gülü seviyorum. Sarı kırmızı güller ya da sarı lacivert güller takabiliyorum. Kırmızı gül. Mahsun kırmızı gül en sevdiğim müzisyen. Evet tabii. Bir çiçekçide kırmızı, beyaz ve pembe güller bulunmaktadır. Kırmızı güllerin sayısının beyaz güllerin sayısına oranı 2/5'tir. Ha. Kırmızı güllerin sayısının beyaz güllerin sayısına oranı 2/5'miş. Tamam eyvallah bunu yazdım. Oran ne demekti? Birbirine bölümüydü Tonguç'u unutmayalım. Beyaz güllerin sayısının bütün güllerin sayısına oranı 1/3'tür. Beyaz güllerin sayısının bütün güllerin sayısına oranı tümü diyelim buraya. Tümü diyelim. 1/3'müş. Bunları vermiş bize. Eyvallah. Buna göre pembe güllerin sayısının bütün güllerin sayısına oranı kaç demiş.
Şimdi Tonguç, burada enteresan bir şey var. Bak. Kırmızının beyaza bölümü 2/5 demiş. Beyazın tümüne bölümü 1/3 demiş. Ya burada 5 demiş beyaza. Bak, beyazı 5 ile benzeştirmiş. Kırmızıyı 2 ile benzeştirmiş burada. Burada beyazı 1 ile benzeştirmiş. Burada tümünü 3 ile benzeştirmiş. Şimdi bak, burada beyazı 5 ile benzeştirdiyse, burada da 1 ile benzeştirdiyse, keşke bunlar aynı olsaydı, değil mi Tonguç'um? Keşke. Evet, o zaman hemen hiç keşke demene gerek yok. 5 ile genişletiyorum. 5 ile genişlettiğim zaman beyaz bölü tümü. Aslında 5/15 olmuyor mu? Kesirleri genişlettiğim zaman aynı şey çıkar. Hiç problem olmaz. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. O zaman bak, şimdi Tonguç çok güzel bir noktaya geldik. Eyvah. Beyaz 5 ile özdeşti. Beyaz 5 ile özdeşti. Oh be. Gerçekten olağanüstü bir noktaya geldik. O zaman diyorum ki kırmızı güllerin sayısı eğer, hatta şöyle yazalım. Kırmızının sayısı eğer 2 ile özdeşse 2 kat deriz. Beyaz güllerin sayısı eğer 5 ile özdeşse, ki bu ikisine de 5 ile özdeş görebiliyorsun, 5 kat deriz. Tüm güllerin sayısı da 15 ile özdeş olduğunu gördük burada. Bunu boş ver çünkü artık bu şeyi kullandık, bu köprüyü kullandık ve buraya geldik. Bu da 15 kat diyoruz. O zaman Tonguç'um, bu çok basit bir noktaya geldi. Kırmızı beyaz toplamda kaç kat? 7 kat eder. Pembe güller de vardı kırmızı beyazın yanında. O zaman tümü 15 katsa, 15 kattan 7 kat çıkartırsam 8 katta, bu da aslında pembe güllerin sayısı eder. Bize sorduğu şey ne? Pembe güllerin sayısının bütün güllerin sayısına oranı. Yani 8 katın tüm güllerin sayısına oranı 15 kata oranıdır diyoruz. Katlar zaten birbirini çatarank diye götürüyor. 8/15'tir diyorum. Mükemmel zeki bir insansın gerçekten de. Soruyu hocam dinlerken bile anladığını içimde hissedebiliyorum. Teşekkür ederim hocam. Geldik aşağıdaki ifadelerden, doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazıyoruz. Sorularda hepsine D yazıyorum hocam. Ben mutlaka bir tane soru çıkıyor. Evet, bravo diyorum sana. Ali'nin boyunu Mehmet'in boyunu oranı birimli orandır demiş. Bakalım hemen birimli oran. Şimdi bir kere ikisinin de boyu var değil mi Tonguç'um? İkisinin de aynı şeylerini birbirine bölersin. Simetri hocam ikisi de. Mesela Ali'nin boyuna 160 santimetre diyelim. Mehmet'in boyuna da 170 santimetre diyelim. Bak, santimetreler birbirini götürdüğü için bu artık birimsiz orandır. Dolayısıyla bu ifade, özür dilerim ama yanlış Tonguç'um. 200 mililitre yağın 20 gram şekere oranı. Şimdi 200 mililitre yağın 20 gram şeker oranı. Ya bunları sadeleştirebiliyor muyuz? Hayır. İşte o zaman diyoruz ki bu birimli orandır. Bu doğru bir ifade diyoruz. Messi'nin bir sezonda attığı gol sayısının, Ronaldo'nun bir sezonda attığı gol sayısının oranı birimsiz orandır. Doğru mu Tonguç evladım benim? Doğru. Şimdi Messi'nin attığı gol sayısı 256 gol. İşte Ronaldo'nun attığı gol sayısı da 223 gol diyelim. Bunların goller birbirini sadece birimsiz oran çıkıyor. Gerçekten de doğru. Tebrik ediyorum arkadaşım. Ve mükemmel bir şekilde sorumuzu geçiyoruz. Aşağıda verilen sözel ifadelerin cebirsel ifade karşılıklarını yazın demiş. Ahmet'in parasının 3 fazlasının yarısı olan Mehmet'in parası nedir demiş. Şimdi Ahmet'in parasının 3 fazlasının yarısı olan Mehmet'in parası nedir? Ahmet'in parasına x diyelim. 3 fazlası nedir? X artı 3'tür. Bunun yarısı nedir? Böyle koskocaman bir bölü 2 yazarız. İşte 3 fazlasının yarısı şeklinde yazabiliriz. Bir sayının karesiyle başka bir sayının 3 katının toplamı kaçtır? Bir sayının karesi, x'in karesi. Karesi dediğim şey yukarıya böyle ufak bir minicik x yazınca, 2 yazınca zaten karesi oluyor. Başka bir sayının 3 katının toplamı artı demiş. Başka bir sayı ama başka bir sayı demiş. Dikkat et, 3x yazmayacağız. 3 katının demiş. 3y yazacağız çünkü başka bir sayının 3 katının toplamı. 3 katı dediğimiz şey aslında 3y şeklinde gösterilebilir veya 3x şeklinde gösterilebilir. Ama başka bir sayı dediği için 3y yazıyoruz. Bir karenin çevresinin uzunluğundan 5 birim daha fazla olan dikdörtgenin çevresi nedir demiş. Şimdi bir karenin bu kenarlarına x diyelim. Bir karenin çevresi nedir Tonguç Evlen? Bunların hepsi x eğer. 4x. Bravo. Gerçekten olağanüstü bir beyne sahipsin. Teşekkür ederim. 5 birim daha fazla 4x artı 5 olan dikdörtgenin çevresi demiş. İşte bu kadar diyoruz. Gerçekten olağanüstü bir yeteneğe, sayısal yeteneğe sahipsin. Bir ürünün satış fiyatı alış fiyatının 4 katından 10 lira eksiktir demiş. Tonguç'um, böyle sorularda ne yaparsın?
Bu tür sorularda önce öndeki adaya bakarım. Eğer o göstermiyorsa, kağıdını kapatıyorsa yandakine bakarım. Evladım mind bu sırada hocaya da bakarım ki hoca beni görmesin. Hoca da göz göze gelmeye evladım saçmalama saçmalama. İnsanlara kötü örnek oluyorsun. Hoca da göz göze gelirsem hoca anlar. Onun evladım bak böyle saçma sapan şeyler yaparak başarılı olamazsın. Senin yapman gereken şu andaki dersimizi dinlemek. Sınıf anahtarı sisteminden de tekrar etmek bu konuların hepsini. Ardından da mükemmel bir not almak. 100 alacaksın, 90 alacaksın. Niye o arkadaşlarına bakıyorsun? Arkadaşların... Hayır hata yaplarsa uyaracağım. Bak onu yanlış yapmışsın. Bak, çok doğru. Çok eksi 2 olacaktı falan diyeceğim. Yani millete bu sefer kopya vermeye çalışıyorsun. Allah'ım yarabbim. Bir ürünün satış fiyatı alış fiyatının 4 katından 10 TL eksiktir demiş. Hatta TL diyelim. Buna göre bu ürünün alış fiyatı 5 liradan 8 liraya yükselirse satış fiyatı kaç lira olur demiş. Şimdi bir kere satış fiyatının biz neyini yapalım Tonguç'um? Alış fiyatına göre bir cebirsel ifadesini yazalım. Alış fiyatına... Hemen şöyle boğazımı 2 saniye temizledim. Alış fiyatına x diyelim Tonguç'um. O zaman satış fiyatı demiş ki adam bize bunun 4 katından 10 TL eksikti demiş. Bunun 4 katı nedir? 4x'tir. Unutma bak. X ise 4 katı 4x'tir. Mesela katsa 4 katı 4k'dır. 10 TL eksik eksi 10 diyoruz. Bitti bu kadar. Buna göre bu ürünün alış fiyatını 5 liradan 8 liraya yükseltirsek satış fiyatı kaç lira artar demiş. Şimdi ilk başta şöyle düşünelim. X eşittir 5 olduğu zaman, hatta şöyle yazalım. X eşittir 5 olduğu zaman, yani alış fiyatı 5 lira olduğu zaman, bir de X eşittir 8 lira olduğu zaman iki tane durum analiz etmem gerekiyor. X eşittir 5 lira olduğu zaman aslında satış fiyatı dediğimiz şey 4, burada görünmez bir çarpı vardır Tonguç evladım benim. Hocam bu sorularda sözel mantık ve sayısal analiz yeteneğimi kullanırken daha çok hesap makinesi kullanmak istiyorum. Hesap makinesine izin veriyorum. Saçmalama evladım. 4 çarpı diyorum. Burada çarpı. Burada artık 5'i yazıyorum. Bu maviyle yazdım 5'i yazıyorum. Eksi 10 diyorum. Bak ne yaptım? Bunu aynen yazdım. Sadece x gördüğüm yere 5 koydum. Aynı şekilde burada da yapıyorum bak. 4 çarpı. Burada artık 8 yazıyorum x yerine. Çünkü x yerine 8 yazmam gerekiyordu. X eşittir 8'di. Eksi 10 diyorum. Şimdi bakalım 4 kere 5 20. 20 eksi 10. 10 TL'dir. 4 kere 8 32, 32 eksi 10 22 TL'dir. Dolayısıyla bak dikkat et satış fiyatı 10 TL'den 22 TL'ye yükseldi. Adam ne sormuştu bize? Ne kadar artar diye sormuştu. Dolayısıyla 12 TL. Hocam biz manav mı olacağız? Bize bu tarz sorular sorular. Yani biz eğer 12 TL artar diyoruz ve mükemmel bir şekilde soruyu yapmış oluyoruz. Geldik şimdi grafik sorumuza. Hocam yazılıya başladığımız hocam ilk başladığımda kafam böyleydi hocam ama artık tebrik siz artık bu soruya geldiğinde beynim bu şekilde. Ne kadar ponçiksin Tonguç öğrenmiyor. Evet beynim birazcık içine göçmüş beynim galiba. Beynim göçtü hocam gerçekten evet, göçtü. Eskiden böyleydin şimdi böyle. Yazılıdan önce yazılıdan sonra. Yazılıdan önce yazılıdan sonra gerçekten de iyi bir şey oldu. Caps yapabiliriz hocam bu. Evet harika gerçekten. Hocam saçların biraz yana doğru tarar mısınız? Saçların gerçekten de şöyle 3 tel saçı var. Ortadan ikiye mi ayırıyorsunuz hocam? Kesinlikle. Aşağıdaki sütun grafiğinde iki farklı ülkeye belli yıllarda düşen yağış miktarı verilmiştir. Tamam eyvallah. Görüyoruz. 2017, 2018, 2019. Gri olanlar Brezilya'ymış. Sarı olanlar Çin'miş. Bu grafiğe göre aşağıdaki boşlukları doldurduğumuz demiş. Son 3 yılda bilmem ne daha fazla yağış almış demiş. 2017, 2018, 2019. Şimdi bakalım. Bir kere Tonguç'um Brezilya'nın aldığı yağışları şöyle yapıyoruz bak. Bu sütun grafiklerine sana bir tüyo göstereyim. Bu tüyo her zaman işine yarayacak. Bu kaçıncı kata kadar çıkmış? Bak 100. kadar çıkmış. Görüyor musun? Hemen bunun üzerine 100 yaz. Bu kaçıncı kadar çıkmış? 200'e kadar çıkmış. O zaman bunun üzerine 200 yaz. Bu senin rahatlıkla okuyabilmeni görecek. Bir daha böyle sağa sola bakmanı engelleyecek. Bu nereye kadar çıkmış? 100'e kadar çıkmış. O zaman bunun hemen üzerine 100 yaz. Bu kaçıncı kata kadar çıkmış? 150'ye kadar çıkmış. O zaman hemen 150 yazdım. Çat 250 yazdım. Çat 150 yazdım. Bunları yazdıktan sonra diyorum ki şimdi Brezilya griydi. Brezilya'nın yağışlarına bir bakalım. 100, 100 ve 250. 100 artı 100 artı 250. Şimdi adamın 3 yıldaki yağış miktarı o kadar. Çin'e bakalım Tonguç Erlan Bey'im. 200, 150 ve 150. Çünkü sarıların hepsi Çin'de. 200, 150 ve 150. Şimdi bunların aldığı yağışları hesaplayalım o zaman. 100, 100, 250, 450 eder Brezilya'nın. 200, 300 daha 500 eder. O zaman Brezilya 450 yağış aldıysa Çin'de 500 yağış almış. Dolayısıyla son 3 yılda Çin daha fazla yağış almıştır diyebiliriz sonuçta.
Brezilya son 3 yılda ortalama bilmem ne kadar milimetre yağış almıştır. Şimdi Brezilya'nın ortalaması bulabilmek için ne yapacağız? Bu 3 tane veriyi toplayacağız ki zaten toplamıştık demin. Kaça böleceğiz? Kaç yıl oldu? Kaç yıl varsa ona böleceğiz. 3'e böleceğiz. O da 150 mililitre milimetre yağış almıştır diyebiliriz. Çin en fazla aritmetik ortalama çünkü toplamlarının veri sayısı kaç taneyse ki 3 tane veri vardı burada. Bunlara bölmüş oluyoruz. Çin en fazla yağışı bilmem ne yılında almıştı. Çin dediğim şey sarıydı. Sarı en fazla yağışı nerede almıştır? 2017 yılında almıştı. Bak 200 yağış almış. Peki Brezilya en fazla yağışı ne zaman almıştır Tomuç Evren Bey? Bayağı zor bir soru senin Brezilya için bu. En fazla yağış hocam gri 2019'da. 2019'da süper 250 almış. Dolayısıyla bu 2017 Brezilya'da 2019 diyebiliriz. Süper zekisin Tomuç'um. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Yukarıda veri grubunun açıklığı 10 olduğuna göre kare sayısının alabileceği değerler. Bak bu kesin sınav sorusu zaten. Sana söyleyeyim ya. Bundan %100 sınavda soru gelecek. Bu tarz bir soru gelecek hatta. Aynısı da gelebilir. Veri grubunun açıklığı 10 olduğuna göre demiş. Bak 11, 16, 10, 7, 12 kare. Şimdi düşünelim Tonguç'um. Bir kere açıklık dediğimiz şey, açıklık dediğimiz şeyin bir tabiri var, bir tanımı var. Maksimum eksi minimum değer demek aslında. Buradaki maksimum değeri biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Minimum değeri biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Belki bu maksimum, bu da belki minimum. Ama bilmiyoruz. Bundakilerden hangisi olabilir? Kestiremiyoruz. Bir kere diyelim ki burada iki tane yöntem var. Birincisi şu. Bu kare dediğimiz şey en büyük sayı olduğunu düşünürsek. En büyük sayı olduğunu düşünürsek. Burada açıklık değerini biliyoruz ya biz 10. O zaman en büyük sayı kare ise eğer en büyük sayı kare ise kare eksi buradaki en küçük sayı ne olur o zaman? Bu en büyük ise buradaki en küçük sayı 7 olur. 7 eşittir. Ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. Aynı şey yaptım bak. Maksimum eksi minimum yaptım. Buna en büyük dediysem eğer ben kareye en büyük dediysem kareden 7 yani buradaki en küçük bu en büyük olduğu için buradaki en küçük bu. Bunu çıkardığım zaman 10 çıkması gerekiyor. Tamam eyvallah. O zaman bu karenin kaç olduğunu söyleyebilirim? Kare dediğimiz şeyin 17 olduğunu söyleyebilirim. Bu elimde cepte durdu. Bu maksimum değer için. Bir de Tonguç Evren Bey, kare dediğimiz şey en küçük sayı olduğunu hayal edersek. En küçük sayı olduğunu hayal edersek. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bu en küçük sayı ise buradaki en büyük sayı hangisi? 16. O zaman 16 eksi en küçük sayıdan kare demiştim zaten. Kare eşittir ne olması gerekiyor evladım? 10 çıkması gerekiyor. Çünkü açıklığı 10 demiş. Tamam o zaman bunun cevabı nedir Allah'ını seversen? Kare o zaman 6'dır diyebiliriz. O zaman bak Tonguç'um iki tane sonuç çıktı. 17 olabilir veya 6 olabilir. Sayısının alabileceği değerler o yüzden 17 veya 6'dır diyebiliriz Tonguç'um. Bravo diyorum sana. Neden? Çünkü buradaki verilerle zaten açıklık 10 çıkmıyor. Açıklık 16 eksi 7'den 9 çıkıyor. Demek ki bu bizim açıklığımızı oluşturan ifade. Açıklığımızı oluşturan zımbırtı bu olduğuna göre biz ya bu en büyüktür ya en küçüktür diyerekten iki tane deneme yaptık. İki tane denemenin sonucunda da 17 veya 6 denilen sonuçlar çıktı. Eğer bu ortada bir sayı olsaydı bunlarla açıklık çıkardı. Mesela bu maksimum olurdu, bu minimum olurdu ama olmuyor. 9 oluyor işte. Dolayısıyla onu oluşturmak için bunun açıklığı oluşturması gerekiyor diyoruz ve iki tane sayı veriyoruz. Geldik bir üniversite matematik dersinden. Geçme notu 60'tır demiş. Tamam eyvallah. Sizin okulda geçme notu 45 hocam. 45 aldığınız an geçebiliyorsunuz ama ben yüksek almak için buradayım hocam. Bravo. Hedefim en az 46 almak. Yani evet, yüksek bir not hedefim. Bravo diyorum sana. Üniversite geçme notu 60'tır. İlk iki sınavdan 45 ve 70 alan bir öğrencinin dersi geçmesi için 3. sınavdan en az kaç alması gerekir? Şimdi 45 almış öğrencimiz. 1. sınav diyelim. İkinci sınavdan kaç almış Tonguç evladım benim? 70 almış. Üçüncü sınavdan kaç alması gerekir diyor. Ve geçme notu 60 olması için diyor. Demek ki bak nasıl buluyorduk normalde ortalamayı? Ortalamayı biz toplayıp 3'e bölerek bulacak değil mi? 3 tane sınav olduğuna göre. O zaman bu artı bu artı bu bölü 3. Aslında ne olması gerekiyor Tonguç evladım benim? 60 olması gerekiyor ki adam geçsin. Öbür türlü geçemez değil mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman yapmamız gereken şey şu. 45 artı 70 artı soru işareti. Bölü 3 60 ise eğer. Bunu böyle toplamınız diye düşün. Neyi bölersek 3'e 60 çıkar Tonguç evladım benim? 180'i değil 180. Mi Tonguç'um? O zaman 45
artı 70 artı bu üçüncü sınav notu artı aslında 180 olmalı ki 180'i 3'e bölünce 60 çıksın diyebiliriz. 45 artı 70 115 artı soru işareti 180 çıkar Tonguç Evrenmen. 180'den de 115'i çıkartırsam 65 benim üçüncü sınav notum olması gerekiyor. 65 alırsam bu sınavdan bu dersten geçebilirim. Bravo diyorum sana ve geldik artık eş açı çizimine. Şimdi tabii açıların çiziminde bilmemiz gereken bir tüyo var. Onu göstereceğim sana. Noktaları şey yapmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Bak Tonguç'um, bir açıda mesela şurası bir nokta ise eğer. Şuradan şöyle bir şey çıktı diyelim. Ne diyelim hani şuradan şuraya kadar bir nokta gitti. Bir de bu nokta gitti. Yani açılarda 3 tane noktayı bildik. A mesela ne açısı olsun bu evladım? OH açısı olsun. Burası O, burası H, burası A diyelim. Tamam mı Tonguç'um? Bak bu OH açısında H'yu bulabilmek için ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle bir üçgenin içine koyuyorum bunu bak. Şöyle bir üçgenin içine koyuyorum. Hop 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 hop. Bak neydi bu? 1, burası da 2 idi değil mi Tonguç'um? Dolayısıyla 2 birim burası, 1 birim burası. Bir de diğer tarafı yapabilmek için de şöyle bir üçgenin içine koyuyorum. Burası kaç? 3, burası da 1. Şu üçgeni de gördükten sonra aynı şeyi burada çizmeye çalışıyorum. Diyorum ki mesela şu noktayı buldum. Şu noktadan başlıyorum diyelim. Buna eş bir açı çizeceğim. Şimdi 2'ye 1, 2 tane gitmem gerekiyor. Sonra 1 tane gitmem gerekiyor. Şimdi 2 tane bir gideyim. Pop 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 2 tane gittim. Sonra bir tane de öbür tarafa doğru gideyim. Uzaklaşayım noktadan buraya geldim. İşte bu aslında ilk çizgim diyebiliriz. Açının ilk çizgisi diyebiliriz. Şimdi diğerinde ise 3 tane gittim noktadan ve 1 tane de öbür tarafa doğru gideceğim. Şimdi 3 tane gittim hop. Sonra bir tane de öbür tarafa doğru gideceğim. Geldik. İşte bu da bizim eş açımız. Bak aynı üçgenleri burada oluşturduğum zaman aslında bak ne yaptım? Burada 90 derece bıraktım. 90 dereceden sonra bir buradan böyle 2'ye 1 gittim. Bir de buradan böyle 3'e 1 gittim. Ve bu 90 derece bak görüyorsun aynı şey. O zaman şuradaki açıya eş bir açı çizmiş oldum Tonguç'um. Şimdi sana ekstradan bir tane soru sormak istiyorum. Oo, bu da bonus ekstra soru. Bonus soru. Mesela şöyle diyelim. Şöyle bir açımız var. Daha doğrusu evet şöyle diyelim. Şurada bir açımız var diyelim. Şu açının değeri 45 derece. Bu açının değeri 45 derece olan bu açının. Mesela buraya A, B, C açısıyım. A, B, C'nin tümleri nedir Tonguç evladım benim? Tümleri kaç derecedir? 90'a tamamlayan 45 derece. Harika. 90 eksi 45'ten 45 derece. Peki bütünleri kaç derecedir Tonguç evladım benim? 180'i tamamlayan 180 eksi 45. İnanılmaz. Oha. Tüm kısadır o yüzden 90. Bütün uzun bir kere o yüzden 180. Aynen süper. Oha. Gerçekten her şeyi anlamışsın sen. Nasıl bir adamsın? Hocam size dikkatli bir şekilde bravo diyorum sana. 2 kiloda ceviz yedim. Evet, evet. Bir tane daha soru sorayım sana o zaman. Bu kadar iyisen madem. Şimdi şöyle hocam, bir açayım. Hocam patlatmayın lütfen. İyi gidiyordum. Burası 130 derece ise şurası kaç derecedir Tonguç evladım benim? 130, 180 olacağı 180'den için. 180'den 130 çıktı. 50 kaldı. O zaman burası 50 derecedir. Peki, sana bir tane kazık kulesi soru sorayım mı? Gerçekten en sevdiğim kazık sorulara bayılırım. 70 derecenin, pardon, mesela şöyle. 70 derecenin tümlerinin bütünleri nedir? Aman Allah'ım, tümlerinin bütünleri nedir? Bu soruyu yaparsan gerçekten olağanüstü bir beyne sahipsin. Tümlerinin bir kere tümlerinin bütünleri nedir deyse ilk başta tümlerini bulmamız gerekiyor. Tümlerini bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? 90 eksi 70 yapmamız gerekiyor. Kaç çıktı? 20 derece çıktı. Bu tümleri, tümlerinin bütünleri dersek isim tanımlaması gerçekten de bayağı bir karışık bir isim tanımlaması. 20 derecenin bütünlerini soruyor. O zaman 180'den de 20'yi çıkartırız. 160 derece çıkar. İşte bunlar sınavda çıkabilecek tarzı sorulardı Tonguç evladım benim. Sen de bu sorulara alışkın olursan ki zaten hocam, 0'dan 6'ya, 0'dan 6'ya sayısal kitabımızdan hemen açıp gerçekten de benim şu anda gösterdiklerimi çok iyi bir şekilde çalışırsan hem sınavda öncesinde konuları tekrar etmiş olursun. Hemen burada hemen göstermek istiyorum. Bak sayfa 44'ten başlıyor. Ondalık gösterimi ve çözümleme. Bunlar sınavda çıkar. Bunun gibi ifadeler %90 çıkar. Tabii
Ondalık gösterimi yuvarlama da en önemlisi sayfa 46'da. Ondan sonra ondalık gösterimi çarpma bölmede de normalde nasıl çarpıyoruz, nasıl bölüyoruz onu bilmen gerekiyor. Mesela biz bölme ile ilgili bir soru yaptık. Çarpma ile ilgili soruyu da mutlaka buradan tekrar etmen gerekiyor diyoruz. Kısa yoldan çarpma ve bölme tahmininde yuvarlama yapıyoruz. Onu unutmayalım, veya binlerle, yüzlerle, onlarla çarpıyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um oranda birimli ve birimsiz oran var demiştik. Ve bunların problemleri de var tabii ki Tonguç evladım benim. Benim yaptığım gibi 3 kat, 4 kat gibi sayılar gelebilir. Cebirsel ifadelerde bilinmeyenlerin yerine bir ifade yazmak, bu da çok önemli. Bunlar da sınava çıkar. Aynı zamanda Tonguç'um cebirsel ifadeleri modelleme de var. İşte benzer terim, sabit terim, katsayı, bunları da bilmemiz gerekiyor. Bir de şu ifade kutucuklarla, işte kareler, üçgenlerle bilmem ne modelleme var diyoruz. Aynı zamanda veri işleminde sütun grafikleri kesin çıkacak sınavda ve tablolardan sütun grafiklerine geçme de çıkabilir sınavda. Aynı zamanda aritmetik ortalamada terimler toplamı bölü terim sayısını bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda açıklığı da en büyük ve en küçüğünün arasındaki fark olduğunu bilmemiz ve açılarda işte tümler, komşu tümler, bütünler, komşu bütünleri bilmemiz ve komşu açının ne olduğunu bilmemiz ve açının işte nasıl hesaplandığını falan filan bilmemiz gerekiyor. Eş açı ve ters açıda da işte çarpının, mesela şu da çarpı varsa bu açıyla bu açının ters açı olduğunu, şu açıyla şu açının, mesela bu 94, bu da 94 olduğunu çat diye görebilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Aynı zamanda eş açılarında nasıl ölçüldüğünü, daha doğrusu kareli kağıt kullanarak veya işte açı ölçer kullanarak nasıl hesaplandığını bilmemiz gerekiyor. Buraya kadar yapsan yeter. Sayfa 69'a kadar yapsan yeter. Birinci yazılı için bunlar senin için iyi olabilir. Tonguç, aynı zamanda şuradan göstereyim sana. Zoru Bankası'ndan bir ödev vermek istiyorum hızlı bir şekilde sana. Hocam elinizi korkak alıştırmayın. Zoru Bankası'nda ondalık gösterimlerden başlayacağız. Ondalık gösterim problemleri falan filan da var. Tabii test 16'dan değil de test 15'ten başlatmıştım. Sayfa 108'de Zoru Bankası'nda. 6. sınıf Zoru Bankası'nda. Aynı zamanda test 16, test 17, test 18 oran. Ondan sonra test 19 cebirsel ifadeler. Test 20 tablo ve grafik oluşturma. Veri analizi test 21. Açılar test 22'yi de çözersen mükemmel olur. Yani sayfa 123'e kadar. Yapacağın şey çok uzun değil. Sayfa 108'den sayfa 123'e kadar çalışan sınavından çok iyi bir net alabilirsin. Aynı zamanda dörtlü motivasyon denemeleri de yeni çıktı. Lütfen bununla ilgili hemen bunları kendi farkını hocam normal kendi eksiklerini, sen biliyorsun Tonguç'um 2007 tayfasın ve kendi eksiklerini görebilmen için, hem de aynı zamanda Tonguç'um aynı zamanda yeni tarz, böyle daha infografik, daha farklı tarz soruları görebilmek için de bu senin çok faydalanacağın bir kaynak olacak. Yeni tarz soruları buraya koyduk zaten sınav provası niteliğinde. Bu sınav provası niteliğindeki bu sorularla mükemmel bir şekilde başarıya ulaşacaksın. İnşallah diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım.